Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Naim ibn Mas'ud'nu kıyaneden işiden keyin ozgina hatırcan oldu. Lekin hali hatat ketgani yok. Todalar turibdi, orqa tomonda bani xuroza turibdi. Mana shunday xavotirda turishdi, birdaniga sovuq bo'lib ketdi. Va buni ustiga yetmagandek shamol esdi. Shamol sovuqni yana ham nima qiladi? Kuchaytiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Naimni qilgan ishidan keyin bir narsa bo'lishligini sezgandek Qurayshning ichiga, todalarning ichiga bir odam yuborib, ularni holidan xabar olishni xohladi. Huzayfat ibn al-Yabani roziyallohu anhu aytadi. Bu kecha deydi, ushbu kechaning sifatlari. Sovug'i qattiq, shamoli qattiq, qo'rquvi qattiq, qorong'usi qattiq, ochligimiz qattiq bo'lgan kecha edi. Xavotirdamiz, qornimiz och, sovuq, nima bo'lishini bilmaymiz, xandaqda oldi o'tirardik. Shunda payg'ambarimiz Qurayshdan, todalardan xabar topkelishi uchun Nabi sollallohu alayhi vasallam todalarda "Man yaroli xabarol qavm falahul janna." Men yaroli xabarol qavm falahul janna. Kim menga borib dushmanni holidan xabar olib kelsa, u uchun jannat bor dedi. Hech kim turmadi. Sahobalar bular. Jannatni naq ushatib payg'ambarimiz, mana jannatga kiradi desa hech kim turmadi. Ikkinchi marta payg'ambarimiz, "Men yaroli xabarol qavm falahul janna." Kim menga xabar bilib kelsa, jannati bo'ladi dedi, hech kim turmadi. Qaraylar birodalar, ular bizdagi odam bo'lgan ekan, qo'rqgan ekan, sovqatgan ekan, xavotir bo'lgan ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 3-chi marta "Man yaroli xabaral qavm falahul janna" dedi. Ya'ni hech kim turmadi. Ishonavering, holat shunday og'ir ediki, hech kim turmadi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday oldiga qarab yurib borib ketayotdi, Huzayfa ibn al-Yamani aytadi. Rasulullohning oyog'i dedi, meni oyog'imga tegib ketdi dedi. Fanka mashdi, ya'ni shunday yig'ib oldim oyoq qo'limni dedi. Yana tegib ketmasin dedi. Payg'ambarimiz shunday qarabdi, turing deyishidan qo'rqayapti-da Huzayfa ham. Kimsiz dedi, ana musibat. Huzayfa man dedi. Turiyoningizdan dedi. Turing, qavm ichiga boring, xabarni bilib keling, hech qanday boshqa ish qilmang dedi. Bizni ulardan farqimiz nimada? Ulardan bizda odam, bizda qo'rqon xavotirda bo'lgan, lekin buyursa payg'ambar alayhisalom qaytmagan. Payg'ambarimiz aytdi, borib xabar olib keling, hech narsa qilmasdan qaytib keling. Huzayfa ibn al-Yamani aytadi, faqirligim shunchaki ustimdagi kiyimim deydi, ko'ylagim ayolimga ko'ynagi deydi. Faqirligimdan ayolimga ko'ynagini kiygandim. U ko'ynagan tizzamga zo'q yetardi deydi. Bir qavat nafs kiyim. Payg'ambarimiz buyurdi sallallohu alayhi vasallam xandaqqa tushdi, ketdi. Huzayfa ondan jilishiga payg'ambarimiz orqasidan duo qildi. Parvardigor bandeni oldidan ham, orqasidan ham, o'ngi so'li osti ustidan panohinga olgin dedi. Huzayfa ibn al-Yamani aytadi. Hali payg'ambarimiz duosini tugatmasdan badanimdagi deydi sovuq qotish ketdi deydi. Xuddi hammomdagi issiq bo'lib qoldi. Qo'rquv ketdi deydi. Ochlik ketdi deydi. Xandaqqa tushib o'tib ketdi. Allohning buyrug'ini bajarayotdi, payg'ambarimiz uni haqiga duo qildi, Alloh taolo o'zi bir panoh berdi, o'zi yordam qildi. Huzayfa ibn al-Yamani todalar turgan, ahzob turgan tomonga o'tdi-da, u yerda ham shamol bo'layotganligini ko'rdi, lekin u yerdagi shamol musulmonlarda ustiga kelgan shamoldan farqi bor edi. Musulmonlarga yetgan shamol hech narsa emas buning oldida. Chodirlarni uchirgan, tuyalarni qochirgan, o'tlar o'chgan, xolos ovqat pishiradigan katta bir qozoni bo'ladi, qozonni ham otib tashlagan. So'ngra Huzayfa aytadi roziyallohu anhu, tikilib qalasam, katta bir gulxanda oldi bir odam orqasini tutib isinib turar dedi. Tikilib qalasam, Abu Sufyon ekan dedi. Ya'ni mana shu todalarni boshlab kelgan, kufrni boshi bo'lgan Abu Sufyon turibdi dedi. O'qni kamonga joyladimda Abu Sufyonga qarab dedi, to'g'lab tortdim dedi. Hozir qo'yib yuborsam, kufrni boshini o'ldiraman dedi. Lekin payg'ambarimiz hech narsa qilmasdan qaytib kelin degan gap esimga tushdi-da, kamonni tushirdi dedi. Abu Sufyon isini bo'yganidan keyin ilayya ilay, ilayya ilay deb chaqirdi. Meni oldimga kelinglar, meni oldimga kelinglar dedi.
Hamma yig'ildi. Yig'ilganda Abu Sufyon daholardan edi. Aytdiki, "Hozir men sizlarga aytadigan gapchi dedi, orqasida bo'lgan ish bor. Hozir bir gap aytaman, Muhammadni josus oramizda bo'lmasin" dedi. Huzayfa roziyallohu anhu yuzini shunday to'sib, ana shu qavm chekinib o'tirdi. Abu Sufyon josus bo'lmasin oranglarda. Har bitta odam yonida o'tirgan sherigini qarab qo'ysin kimligini dedi. Mana agar hozir Huzayfadan kimsan deb so'rasa, ish fosh bo'ladi. Xatarli holat bo'ldi. Lekin Alloh taolo u kishining qalbiga shunday bir ilhom berdi. O'ng tomondagi kishi qarab turib, "Kimsan?" dedi Huzayfa. "Hali kishi falonchiman" dedi. Chaptonga qarab, "Sen kimsan?" dedi falonchiman dedi. "O'tiraveringlar" dedi. Huzayfadan hech kim so'ramadi. Mana shunday bir xatarli holatda Alloh taolo o'zi bir yo'l ko'rsatdi. Chunki Allohni panohida turibdi bu kishi birodarlar. Alloh o'zi yo'l ko'rsatyapti. So'ngra Abu Sufyon Banu Qurayzani qilgan ishini aytdi. Shamolda aytdi. 45 kundan beri qamal qilib hech qanday natija bo'lmay ekanligini aytdi. Xullas, ketmoqchi ekanligini aytdi. Hali gapini tugatmasdan turib, "Men qaytaman, qaytinglar" demasdan turib, "Qavm arrohil, 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 qaytamiz, qaytamiz" deb turib oldi. Bu xabarni eshitib Huzayfa roziyallohu anhu sekin qaytib musulmonlar muaskariga keldi. Kelib xandaqdan chiqishi bilan boyagi sovuq, boyagi ochlik, boyagi tishini tishiga tegmasdan tiqrab turishligi yana qaytdi. Chunki ishini bajarib bo'ldi kishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni so'raganida namoz o'qiyotganligini aytishdi. Huzayfa roziyallohu anhu payg'ambarimiz oldiga kirib kutib turdi. Sovuqdan tishi tishiga tegma taraqlab turardi. Shunda Rasululloh namozda turgan holida ridolarini ochib, bir chekasini o'rab oldi. Namozda turib. Va shu holatda payg'ambarimiz namozini tugatdi. Xabarni Huzayfadan eshitgandan keyin Allohga hamdlar aytdi. So'ngra Huzayfa ibn Yamonni o'zining ridosi bilan o'rab yotqizib qo'ydi. Mehribon bo'lgan sahobalarga payg'ambarimiz. Huzayfa ibn Yamon aytadi, "Uxlabman" deydi. Tong otguncha uxlabman, qimillamasdi. Tong otganda payg'ambarimiz kelib oyog'i bilan turtib, "Ey uxchi, turyoningizdan" deb xursandchilik bilan uyg'otdi. Tursam, to'dalar qaytib ketibdi, Madinaga xotirjamlik qaytibdi. Va Alloh taolo aytgandek, "Varaddallohu allazina kafaru bighayrihim lam yanalu khayra." Alloh kofirlarni xafa holda qaytardi. Ular biron yaxshilik foydaga erishmadi. 45 kun turib, 10 ming askar bilan hech narsa qilmasdan qaytib ketishdi. Payg'ambarimiz va musulmonlar Madinaga qaytib kelishdi. Rasululloh 45 kunlik jangdan keyin uyiga kirib bir kiyimini almashtirib, yuvinib dam olmoqchi. Uyiga kirib kiyimlarini yechib g'usl qilayotganda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning eshiklarini Dihyat al-Kalbi roziyallohu anhu taqillatib qoldi. Muhtaram ulkan gavdali kishi edi. Oyisha onamiz roziyallohu anha eshikni ochib qarasa Dihyat al-Kalbi. Rasululloh qani deb so'radi. "Ichkarida yuvinyapti" dedi. "Chaqiring" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqqanida Jibril alayhissalom turganini ko'rdi. Ya'ni Dihyat al-Kalbi ko'rinishida Jibril alayhissalom turgan. Mana bilasizlar, farishtalar shakllanadi. Mana mashhur hadisda payg'ambarimiz oldiga kiyimlari oppoq, soch-soqoli qop-qora bo'lgan notanish kishi ko'rinishda kelib payg'ambarimiz oldiga iymon, islom, ihson haqida so'ragan edi. Bu safar Jabroil alayhissalom Dihyat al-Kalbi ko'rinishda kelgan edi. Payg'ambarimiz tanidi kishini. Shunda Jabroil alayhissalom, "Ya Rasululloh, Qur'onlaringizni qo'ydingizmi?" dedi. "Ya'ni dam olishga chiqdingizmi?" dedi. "Ha" dedi. "Innal malaika lam taza aslihataha." Farishtalar hali qurollarini qo'ygani yo'q dedi. Payg'ambarimiz nima gap dedi? "Banu Qurayzani ta'zirni berishlik kerak" dedi. Payg'ambarimiz shoshib ichkariga kirib, zudlik bilan bir urush liboslarini kiyib ko'chaga chiqqanida Dihyat al-Kalbi yo'q. Bir qancha sahobalarni ko'rib turib, "Hech kimni ko'rmadinglarmi hozir shu yerda?" dedi. "Yo'q, rostda hech kimni ko'rmadik, faqat Dihyat al-Kalbi Banu Qurayza qarab ketdi" dedi. Deganda payg'ambarimiz hukm qildilar. Buyurdilar, aytdilarki, "Bu Jabroil edi" dedi. "Kim Alloh va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, asrni faqat Banu Qurayzada o'qisin" dedi. Sahobalar shoshilib yana urush liboslarini kiyib qilichlarini ko'tarib, bo'linib-bo'linib ketishdi. Musulmonlar yo'lda ketayotib, asr vaqti o'tib ketayotganligini ko'rishdi. Shom namozigacha yetib borganlar asrni Banu Qurayza yerida o'qidi, shomgacha yetib borganlar. Endi qolganlari yo'lda ikkilanib qoldi shu kerak.
İkiye bölünüp kaldı. Bir kısmı etti. Resulullah şu asırını Banu Kurayza'da okuyorlar dedi. Biz şundayız becerişimiz gerekti. İkinci kısmı etti. Yok. Resulullah fakat şaşırılar degen maksatı aytıydı. Dettirip bir kısmı asırda okumazsan ketti. Banu Kurayza yetib borganda Şam akkamdan keyin, Şam ozonidan keyin o'qidi asrda. İkinci kısmı to'xtab asrda o'qib keyin yetib bordi. İhtiloflar xususida. Mana sahobalar payg'ambarimizning bitta buyrug'ini ikki xil tushunishdi. İhtilof ikki xil bo'ladi. İkki tomon ixtilof qilyapti, bir tomon haq, bir tomon nohaq bo'ladi. Endi ikkinchi ixtilof bor, ikkalasi ham haq bo'ladi. Mana shu o'sha ixtilofga bitta misol. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga mana shu o'rtasidagi ixtilofni aytishganida ikkalalari ham to'g'ri qilsinlar dedi. Haqiqatan aytilganidek asrni o'shada o'qishan boradi bu buyruqda. Hamda shoshilinglar degan maqsad ham bor dedi. Ikkalasini ham fahmi to'g'ri bo'lganligini payg'ambarimiz ularga bildirdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Banu Qurayzalarga yetib keldi. Yahudlar qal'alariga kirib, berkinib, eshiklarni berkitib, qal'alarning ustiga chiqib turgan edi. Payg'ambarimiz keldi-da ularga xitob qilib, haqorat qildi, so'kdi ularni. Payg'ambarimizni haqorat qilishiki juda bir nodir ko'rinishda bo'lardi. Rasul aytdilar: "Ya ihvata qiradata wal hanazir, qad nazala fikum khizyullohi azza va jalla." Ey maymun va to'ng'izlarni birodarlari, ustingizlarga Alloh taolaning azobi tushdi dedi. Payg'ambarimiz haqorat qilmas edi. Nodir holatlarda bu o'rinda ularni haqorat qildi. To'ng'iz va maymunlarni birodarlari. Ular: "Ey Muhammad, sen halimsan, sen kechirimlisan" deganida, sizlarni qilgan ishlardan keyin halimni yo'q sizlarga dedi. Meni hukmimga taslim bo'lasizlar dedi. Ular aytishdi, taslim bo'ldi. Chunki taslim bo'lsa, qatl bo'lishini bilishadi. Haqiqatan ularni qilgan ishi, ularni bir chekadan qilishdan o'tkazishlikka loyiq ish ekanligini bilishardi o'zlari. Shuning uchun taslim bo'lishni xohlashmadi. Payg'ambarimiz Banu Qurayzani qal'alarida qamal qildi. Alloh ularning qalbiga qo'rquv soldi. Ayol va bolalardan tashqari qal'asida qilich ushlashga yaraydigan 700 ta odam bor edi. Qamal davom etdi. Kechagina munofiqlar va fosiqlar, iymoni zaiflar Banu Qurayzani qilgan xiyonatini eshitib, payg'ambarimizni tashab ketganlar endi g'animalarning hidini sezib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam atrofida jamlanishni boshlashdi. Banu Qurayza payg'ambarimizning oldiga odam jo'natdi. Ey Muhammad, sahobalaridan birortasini jo'nat biz oldimizga. Bizni xulofolarimizdan, ya'ni do'stlarimizdan, avval bizga do'st bo'lganlardan jo'nat, ishimizni maslahat qilaylik dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Abu Luboba roziyallohu anhuni yahudiylar oldiga kirgizdi. Yahudlar to'planishdi. Endi holati og'ir ularda ham. Ey Abu Luboba dedi. Nima maslahat berasan, nima qilaylik dedi. Taslim bo'lmay ilojinglar yo'q dedi. Rasululloh sizni shunday tashab qo'ymaydi. Qattiq payg'ambarimiz azm bilan turibdi, qattiq turibdi payg'ambarimiz. Keyinchiki, ey Abu Luboba, agar biz taslim bo'lsak, nima qiladi, nima deb o'ylaysan dedi. Abu Luboba roziyallohu anhu aytadi, sezmay qoldim dedi. Qo'limni shunday tomog'imga borib turib, shunday tortib qo'ydim yon boshga dedi. Sezmagan holda shunday tomog'imga tagiga qo'limni olib tortib qo'ydim dedi. Ya'ni sizlarni qirib tashlamoqchi degan narsani bildirib qo'ydim. Qo'limni o'tkizib bo'liblar Alloh va Rasuliga xiyonat qilganligini sezib qoldi. Qo'lini o'tkizib bo'lishiga xiyonat qilganligini tushunib qoldida, shart yahudlardan oldan chiqib payg'ambarimiz oldiga bormadi. To'g'ri Madinaga qarab qochib ketdi. Bilmasdan xiyonat qilib qo'ydi. Borib payg'ambarimizning masjidiga kirib oldi. Ayolini chaqirdi, meni dedi ustunga bog'lab qo'ydi. Ustunga bog'lab qo'ydi ayol. Men xiyonat qildim, Rasululloh yechmaguncha meni hech kim yechmaydi dedi. Payg'ambarimizga bu xabar yetganda payg'ambarimiz g'azabi keldi. Qanday qilib meni sirimni sotib qo'yadi dedi. Endi borib o'zini baylab qo'yibdimi? Alloh avf qilmaguncha men yechmayman degan dedi. Mana shu holatda 6 kun turdi. Ayoli kelib namozga yoki qazo hojatga yetib qo'yar edi, keyin baylab qo'yar edi. Ovqatini mana shunday bir baylangan holda yer edi. 6 kun turdi, Alloh taolo keyin oyatlar nozil qildi, Alloh taolo avf qildi. Va axoruna atarofu bi zunubihim xolatu amalan solihan va axora sayya asallohu an yatuba alayhim.
Yana başka bir kişiler var ki, bu Abu Lubaba hakkında düştü bu. Günahlarını itiraf kılırlar. Hıyanat kıyandığını tanal yaptı. Ular yakşı amanla, başka yamanlığa aralaştığını yuvarganlar. Allah onların tavbalarını kabul kılsa acemmez. Elbette Allah mağfiretli mihribandır. Resulullah'ın sırrını satıp koyanan istiğfar ayeti oldu sıdkılardan Allah geçirdi. Kendi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geçip koydu bu kişinin. Banu Kurayza özlerinin kal'alarını da tutarken nemege muhtaç olsa haması bu arada kalasada. Suğu, ekintikini, tağını, hem yok o da. Allah olanın kalbiye korkusu Allah. Banu Kurayza'nın kattası Seyyidi Ka'b ibn As'ad Banu Kurayza'nın kattalarını cemledi. Etti ki ahvalımızı görüp durursalar türsek turoramız bir bu hala bizden keskin bir kararını kabul kılıp bir şart iş kılışımız gerekli. Nemedir kılamız dedi. Banu Kurayza Yahudları nemene taklif kılasan dedi. Üç tane sen takip edilerden silah getirdi. Özlerinin seyyidi bugün Kâb-ı İbn-i As'a. Birincisi, ey kavim dedi. Muhammed sizlerinin kitaplarınızda ayetinin nebi ikenliğini hamile bilesiler dedi. Yani peygamberliğini bilemiz hamamız dedi. Kelilerin iman kiltireylik tırık olamız. Çünkü Muhammed özüge iman kiltirgenlerine katıl kımaydı dedi. Harin, buralarlar bilişedi. Bilişedi. Lekin inkar kılıçtı. Bilip durup. Ya hiç kaça onu diniye kelimiz. İkinci taklifi ne dedi? İkinci taklifim dedi. Ayol ve balalarımızın hamasını özümüz katıl kılaylık. Ve hamamız korkanını açıp bir kişi hücum kıyken de ten hücumge taşlanaylık. Eğer yengil geçsek, mağlup olsak, nihaya nihaya dedi. Eğer trikop olsak yengil. Ayollar, balalar ne alamızda? Yani baş katına yaşayıp git oramızda. Yani bu halette münakla oturup olmayıdı. Bir nasıl kılıç gereği diye. Ular aytdi, ha bu ayollar bilan bolalarda nima aybi bor? Nimaga bularni qatl qilamiz? Uchinchisi nima dedi? Uchinchisi dedi. Al-layla laylatus sabt. Shanba kechasi dedi. Yahudiylar shanba kuni hech narsa qilmasa-da, musulmonlar buni bilardi. Shanba bo'lishiga musulmonlar qurollarini qo'yib dam olib o'tirishardi. Endi Ka'b ibn As'ad aytayaptiki, ular bizdan hujumni kutmayotgan shanba kunida, shanba kechasida birden bir hücum kılaylık, ular da hamasını yaksan kılamız. Ular ayetmiş ki, ey Kâb, şamba günü haddiden aşken kavimlerini Allah ne demek yani bilesen o. Ularını maymun ve tonguzlarla elentir yuvargen o. Biz şimdi ana şükünde uruş kılıp Allah'ını azabı yıkalışımıza halıysan mı? Bunu yem kıymıyız dedi. Şimdi Kâb'ın nasihat etti ki, ey dedi, silahlı işlerde iş gelirken bırak adam yok iken dedi. Hayat, mamat, masalası durken ikkilenesler mi dedi. Şu bilen onlar hiç kaysa taklifini kabul kılışmadı. Müslümanlar Banu Kurayza'nı hamal kutturuştu. Muhammed ibn-i Maslam'ı başlayıp bir top kişilerini Peygamberimiz sokşilikke koyganıdı. Kale eşiği açıldı. Amr ibn-i Sa'di isimli bir Yahudi çıkıp geldi. Muhammed ibn-i Maslam'ı şu an katıl kımakçı buludu. Beni Peygamberiyle de alıyor vardı. Hop gelişti. Aytdi ki, ey Muhammed dedi Peygamberimizga sallallahu aleyhi ve sellem. Banu Kurayza'nın hamması siz bilen tüzgen ahdını buzuşlukke karar kıyken de bitti miyen karşı bu gelmem dedi. Özüge omanlığı sorup geldi. Peygamberimiz rast aytdi dedi. Koy bir bari garim dedi. Hakikatten Peygamberimiz ettiler bu kişini Allah vafası tüfeğiyle necat yetkisi dedi. 19 gün kamal kılındı, netice bulmadı. Şunda bir top Müslümanlar değil, bahadırları, pahlavanları, içinde Zübeyir ibn-i Avvam, Ali ibn-i Abi Talib'ler, bir kança bahadırlar yığılışlı bir katibeni şekillendirip, ölümge ahdlaştı. Ya hücum kılıp halanı açamız, ya maşede ölüp gitemiz. Bana şu katibe hücum kıldı ertesi günü. Yahudiler onlarını kıyken hücumuna, onlarının bir şiddetini gördü de, onlar kaçmaz dediğini düşünüp, ey Muhammed bol taslim bulamız diye işte. Bir top sahabalarda kıyken şecaatıdan korkup Yahudiler taslim buluştu. Kalalar açıldı. Peygamberimiz ana şu 700'de adam mı kollarını boğulaştık gibi yürüdü. Şu halette Banu Kurayza taslim buldu. Avs kabilesi Peygamberimiz aldıya geldi. Ya Resulallah, Hazreç mağlalarına yaşlılık kıyken ingizdik. Bizim mağlalarımızın yaşlılık kıyken deyişti. Banu Kaynıqa Yahudileri ne sebepten tırık oluşken idi?
Hazraç kabilesinden bugün Abdullah ibn Ubay ibn Salul ahsin ila mavali beni dostlarımın yakşılık kılın de durup Hazraçlik kişi için Banu Kaynakoğlu peygamberimiz azatlı var genelde. Şimdi Banu Kurayza Yahudları Ağuz kabilesinin kulafaları, mavlaları. Şimdi Ağuzlikler Hazraçliler yakşılık kılıp onlarını kovarganız dek. Biz için Banu Kurayza'nın yakşılık kılın dedi. Albatta Banu Kaynakoğlu'nun hıyanat kıyan idi. Bitti Müslüman doldurup koyuşken idi. Şimdi Banu Kurayza'nın hıyanatı bilen Banu Kaynakoğlu'nun takasla bu muydu? Onlar bitti Müslüman doldurken bu ise Banu Kaynakoğlu Yahudları. Banu Kurayza bütün İslam'da tahtan vurup bana yok bu kişiye sebep oluyor. Yok bu kişiye sebep oluyor işte kılıçtı. Şimdi Peygamberimiz ne kılıçtı ki hayran oldu. Hazreti için yakşılık kıyan değil. Ağustos için kımıydı mı? Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ağuz kabilesiye karab durup özüylerden bugün bir kişiye yani Ağuz kabilesinden bugün bir kişiye Banu Kurayza'nın hükmüne topşırsam razı olasılar mı? Ağuzlikler kimge ya Resulullah dedi? Sa'd ibn-i Muaz'ya dedi. Onlar Sa'd bizim sayyidimiz, razı mıyız ya Resulullah dedi. Yani Banu Kurayza'nın işi ne mi bilen nihayet topşırsın hükmüne Sa'd ibn-i Muaz'a dedi. Sa'd ibn-i Muaz hayırda? Medine'de ana şu cerahatından kan akıp Mescid-ül Nebevi'de davalanı yaptı. Sa'd ibn-i Muaz raziyallahu anh'u mescidde yatarken dua kıyamadı. Hariler duasını. Parvardigar. Eğer Peygamber aleyhisselam yine bir madde Kureyş bilen cenk kıladigan olsa geleceğinde beni öldürmesinden canımı alıp koyayım. Beni yaşayıp duruyor. Çünkü Peygamberimiz yıkıyken muamelesini için Kureyş benim için en yama adamlar dedi. Yo eğer Peygamberimiz kayıtlı Kureyş bilen cenk kılmıyor olsa geleceğinde canımı alıp orada yani. Yani erkeni de parvardigar Banu Kureyza'nı har boyanlığını körüp közüm kovanma günüce canım ama gelmeyen idi. Dua da kırın. Banu Kurayza'nın harbogeni körü, Kureyş bilen cenk olsa tırıyı kalı. Bu mesela canım ala oldu. Allah o kişinin duasını icabat kıldı. Sa'd-ı Numaz'ını Peygamberimiz ab gelişlikle buyurdu. Bana indi, cerahatlanıp dururken Sa'd-ı Numaz raziyallahu anh'ını ab gelgeni, barışgeni de yürgeniyem cerahatta ahırlı giden. Bırak ulağdı, mingeniyem kuvvet yetmeydi. Yavaş ki yat yüzüşüp, köterip, eşeğe bir suyu koyup ab gelişer Banu Kurayza'yı yürüyen. Müslümanlar turgan joyga Sa'd ibn Muaz'ı talab olib kelishar ekan. Ausni sayyidlari ey Sa'd bizni mavlolarimizga Banu Qurayzoga yaxshilik qilgin, yaxshi hukmni qilgin deb nasihat qilishdi. Sa'd ibn Muaz esa qad ana li Sa'din alla ta'khuzahu fillahi lawma talaim deb kelardi. Sa'dga Alloh yo'lida malomatchining malomatidan qo'rqmasligi zarur bo'lgan vaqt keldi deb kelardi. Xushyor odamlar ha bo'ldi dedi, Banu Qurayza eshitgan dedi. Sa'd ibn Muozni olib kelishdi. Hamma o'tirib tikdi. Banu Qurayza Sa'd hukm qiladi deganda ular ha Sa'd bizning xulofolarimizdan, biz rozimiz uning hukmiga deb ular ham rozi bo'lishgan edi. Ular baylangan uzoqda nima bo'lar ekanini bilishmayapti. Sa'd ibn Muozni olib kelishganida payg'ambarimiz o'zi o'rnidan turib qumu li sayyidi qomikum kavmilerde sayyidi geldi. Türüler onilerden dedi. Demek ana şu kişinin, ana şu sahabanın manzilatı için onudan türüşlük gibi yürüdü. Sa'd ibn Muaz raziyallahu anh'u geldi. Kavm turdu. Sonra peygamberimiz ettiler. Ey Sa'd, Banu Kurayza'nın hükmünü sizge tapşırdım dedi. Siz hüküm kılın. Şimdi Sa'd ibn Muaz'ı kıyın şimdi kılın. Ağuz kabilesi yakarak durup avayam zi hükmü ala Ağuz. Ağuslik biraderlerim gel, benim hükmüm ötedi mi dedi, kabul kılaslarım buyuruk mu dedi. Kabul kılam zeysel. İşte. Hazreç kabilesinden bugün Müslüman biraderlerine karab durup, avayam zi hükmü ala Hazreç dedi. Bunlar hem ha-i saat, kabul kılamız dedi. Sonra onunla Müslümanlara karab durup, avayam zi hükmü ala Müslümin, benim hükmüm Müslümanlara ötedi mi dedi. Bunlar hem ha-i ötedi dedi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turgan tomonga karab durup, avayam zi hukmi ala men hahuna. Mana shu joyda turgan kishilarga meni hukmim o'tadimi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nazar tutyapti, lekin payg'ambarga hukmi o'tadimi demak odobni ko'ring. Odob cho'qqisini ko'ring. Meni hukmim payg'ambarga o'tadimi desa beadablik bo'ladi. Shuning uchun shu joyda turganlarga meni hukmim o'tadimi dedi.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hayotasi o'tadi. Bu odobni, bu muomalani go'zalligini ko'ring. Ya'ni siyrat bizga axloqni ham o'rgatadi, odobni ham o'rgatadi, tijoratni ham hamma yo'lni o'rgatadi. So'ngra Sa'd ibn Mu'oz Rasulullohdan bu javob olgandan keyin hukm qilaman dedi. Hukm qilaman. Ayol va bolalar qul va cho'rilarga aylantirilsin, erkaklar esa qatl qilinsin, hammalari dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohu akbar, Allohu akbar tahqiq ular ustida 7 osmon ustidan qilingan Allohning hukmini e'lon qildi dedi. Ya'ni Alloh shuni hukm qilgan dedi. Payg'ambarimiz buyurdi, chuqur kavlandi, yahudlar 10 ta 14dan kelib qatl qilindi. Ayol va bolalari cho'rilib uni tarqatilindi. Yahudlarni qatl qilish boshlaganda Zubayr ibn Toba ismli yahudi bor edi, sayyidlardan edi, olim edi. Uni ham qatl qilgan olib kelishganida ansorlardan biri kelib, "Yo Rasululloh, Zubayr ibn Tobani menga bering. Bu oz kunida meni ozod bo'lishimga sabab bo'lgan edi. U meni ozod qilgandek, men ham uni ozod qilay" dedi. O'limga hukm qilingan kishini bir kishi yaxshilik qilganida qaytarib qo'yay dedi. "Xolaka" dedi, "U senga" dedi. Uni ozod qilishdi. Haligi Zubayr ibn Toba, "Ayolim, bolalarim, molim ham" dedi. Ansori kelib, "Ayoli, bolalari, moli ham" dedi, "ular ham senga" dedi. Oilasi bilan, moli bilan, ayoli bilan ozod bo'ldi. So'ngra Zubayr ibn Toba xursand bo'lib turib, keyin aytdiki, "Ka'b ibn Asad nima bo'ladi ishi" dedi. "Bani Qurayzdan kattasi, qatl qilinadi" dedi. "Hayay ibn Ahtabchi" dedi. "U ham qatl bo'ladi" dedi. Desa bu Zubayr ibn Toba aytdiki, "Ka'b ibn Asad va Hayay ibn Ahtablar qatl bo'lgan joyda men tirik bo'lishlikni, tirik qolishlikni loyiq ko'rmayman" dedi. "Ular bilan jannatda bo'laman" dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdi keyin qatl qilingandan keyin, "Ular bilan jahannamda bo'ladi" dedi. Tirik qolib, omon qolib turib, ularga bo'lgan hurmatidan ular bilan birga o'ldirilsam, jannatda ham ular bilan birga bo'laman" dedi. Balog'at yetgan har bitta erkak qatl qilinadigan bo'ldi. Shunda endi balog'atga qadam qo'ygan bir yosh yigitni bir musulmon ko'rib rahmi keldi. Haligi musulmon rahmi kelayotganini ko'rib, "Bu yigit Rufa bo'ladi ismi. Osil bo'ladi oyog'iga. Voy meni saqlab qoling, meni olib qoling, vallohi namoz o'qiyman" deydi. "Tirik qolsam islomda qabul qilaman, namoz o'qiyman" deydi. Payg'ambarimizga bor, "Ya Rasululloh, bu Rufa'ni ozod qiling men uchun, namoz o'qiyman" deyapti deydi. "Islomga kelaman" deyapti payg'ambarimiz u sizga deydi. Haqiqatan bu kishi Rufa iymonga keldi, islomda bo'ldi, iymoni go'zal bo'ldi, hofizi Qur'onlarga aylandi va Alloh uchun da'vat qiladigan doilarga aylandi. Va qachon keyinchalik qasam ichsa, meni o'limdan saqlab qolgan zotning nomiga qasam deb qasam ichadi. Aqulu qawli hada va astagfirullah li lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.